Rabbim şu anda Gazze'de bombalar altında iftarlar açmak zorunda kalan kardeşlerimize bu Ramazan ayını bir çıkış yolu, bir kurtuluş vesilesi eylesin. Onların zafer haberleriyle bizlere muştular versin inşallah. Ramazan'a ulaştığımız gibi bayrama da ulaşmayı ve bayramlaşmayı da bizlere nasip eylesin. Seçim sürecine girdiğimiz günden beri sahadayız. Sizlerle oturuyoruz, konuşuyoruz, halkımızla beraberiz. Şu sürece kadar hamdolsun Arnavutköy'de seçim sürecinde bir sıkıntı yaşamadık. Bunun da önümüzdeki hafta sandıklar kurulacak. O sürece kadar da Arnavutköy'de bir sıkıntısız bir seçim sürecini geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Çünkü hiçbir makam, hiçbir mevki bir gencimizin burnu kanamasına dahi değmiyor. İnşallah bu seçim sürecini de bu şekilde atlatırız. İftardır, fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul ve makbul eylesin. Rabbim inşallah bu Ramazan'ı, bu mübarek günleri Gazze'nin zaferine, Gazze'nin kurtuluşuna vesile eylesin. Amin. Nihayetinde bir seçimdir. Her 5 yılda bir genel seçimler, her 5 yılda bir genel seçimler olur. Partiler kendi arasında gayret ederler, yarışırlar, adaylarını ortaya çıkarırlar. Biz deriz ki bu bir hizmet yarışıdır. Savaşa değil seçime gidiyoruz. En iyi hizmet eden kazansın diyoruz. Arnavutköy'ümüze de inşallah sizden, sizin içinizden tanıdığınız, bildiğiniz birisini, sizinle oturan kalkan, sizinle zaman harcayan, İnşallah sizin yanınızda olan birisini belediye başkan adayımız olarak çıkardık. İnanıyoruz ki inşallah Arnavutköy'ümüze ve Arnavutköy halkımıza en iyi hizmeti yapacak kişidir diye güveniyoruz kendisine. Ve inanıyoruz ki en güzel hizmetleri yapacaktır. Hizmet anlamında biz de her parti gibi size vaatlerde bulunurken diyoruz ki oyun parkları yapacağız çocuklarımız için ama güvenli olan oyun parkları. Sizin için altyapı ve üst yapıdan bahsedeceğiz. Bu vaatlerimiz olacak ama bizim bir farkımız var Hüdapar olarak. Farkımız ne? Biz maddi çalışmalarımızla birlikte manevi çalışmalarımızla yapacağız diyoruz. Geleceğimiz, gelecek neslimiz, evlatlarımız için güzel bir ahlak içerisinde yetişmeleri için, güzel geleceğe ulaşmaları için, gençlerimiz için sadece basit kültür merkezlerinden bahsetmiyoruz. Gençlerimizin güzel yaşayacağı, yetişeceği ortamlardan bahsediyoruz. Biz peşin söylüyoruz. Bizim verdiğimiz en büyük sözümüz bu. Diyoruz ki biz Allah'ın izniyle size karşı adil olacağız. Nereli olduğunuz, kim olduğunuz, hangi mezhepten, hangi memleketten olduğunuzu ayırmadan herkese adil bir hizmet olacak. Kapıya gelen her hizmet hakkı olan vatandaş kim olursa olsun sorulmayacak ve ona hizmet gidecek. Kimin hakkı neyse ona o hak tanınacak. İnşallah Hazreti Ali'nin dediği gibi devletin dini adalettir. Devlet ya da yönetim ya da buna biz belediyeyi katalım ancak adaletle hükmeder ve adaleti ortaya koyması gerekir. O yüzden biz diyoruz ki inşallah bizim başkanımız adil bir şekilde görevi ve işi size hizmet etmek. Biz son söz olarak da şunu söyleyeyim. Diyoruz ki biz iki dünyalı insanlarız. Verdiğimiz sözü tutmazsak, sizin hakkınızı Allah korusun dokunur ya da gasp edersek, yapamayacağımız şeyleri konuşursak, biz Allah'tan korkuyoruz çünkü söylediğimiz her sözün ahirette bir karşılığı ve hesabı vardır. Tekrar geceniz mübarek olsun. Rabbim kabul etsin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.